Zaman. Zaman nasıl ölçülür? Kimine göre uçup giden ve yetişilemeyendir. Kimine göre ise geçmek bilmeyen. Peki insanoğlu zamanı saatlerle ölçmeye ne zaman başladı? Bugüne nasıl geldik? Belki çok daha öncesi var ama bilinen ilk saatin ortaya çıkış yeri Mısır. Tarih ise M.Ö. 4000, yani 6000 yıl kadar önce. Antik Mısırlılar dik duran bir cismin güneşin geliş açısına göre oluşturduğu gölgeye bakarak saati belirliyordu. Bol güneşli bir coğrafyada olmasının faydası ama gece güneş gittiğinde saat de işe yaramaz hale geliyordu. Zaman diliminin geçişiyle akan kumla, suyun akışıyla hatta ateşle taklit etti. Böylece ortaya başka saatler çıktı. En bilineni kum saati. Filmlerde bol bol kullanılıyor. Su saatleri Arşimet'in dişlileri kullanmaya başlamasıyla beraber gezegenleri ve ayın yörüngesini de takip edebilecek hale geldi. Ama hala bir sorun vardı. Zaman tüm hızıyla akarken suyun soğuk yerlerde akışkanlığı azalıyordu. İnsanoğlu pes etmedi. İp ve kadranı devreye soktu, böylece mekanik saatler döneminin kapıları açıldı. Mekanik saatler büyük Avrupa şehirlerindeki kulelerde yerlerini aldı ve zamanın olabildiğince doğru ölçümü sağlandı. Fakat saatlerin büyüklüğü ve ağırlığı hala büyük sorundu. 16. yüzyılın başlarında Almanya'da zembereğin icat edilmesi ve ilerleyen yıllarda balans yayınının da eklenmesi saatlerin işlevini artırdı. Saatler küçüldükçe önce eve, sonra cebe girdi. 6000'e yakın yılın sonunda elektrik, pil, elektronik, ekran, uydular sırayla devreye girdikçe saatler kola takıldı, kolye oldu, ekrana kavuştu. Akıllandı, hatta bir iletişim aracı haline de geldi. Akreple yel kovan birbirini kovalamayı bırakmış olabilir. Ama insanoğlu zamanın peşini bırakmış değil. Bundan sonra ne mi olacak? Bu sorunun cevabını da yine zaman gösterecek.